Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Şubat ayının konu başlıklarına kısaca bakalım. Aslan burcunda sizin için de çok önemli olan bir dolunay meydana gelecek. Balık burcunda yeni ay var. Gezegeniniz Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerliyor. Venüs balık burcunda Neptün'le birleşecek. Bakalım ayın genelinde sizin için neler var? Evet, aya Aslan burcunun 16 derecesinde meydana gelecek olan dolunayın tesirleriyle başlıyoruz. Çünkü hemen 5 Şubat'ta meydana gelecek. Ay başından itibaren de tesirlerini hissedebiliriz. Sizin için çok önemli bir dolunay bu. Sabit bir burçta olduğu için haritanızın da en tepesinde görünür bir alanda, yani geleceğinizi, kariyerinizi, toplumdaki duruşunuzu, statünüzü etkileyen bir alanda bir dolunay var. Dolunaylar tamamlanma dönemleri, farkındalık dönemleri, yani bir sonuç alma dönemi, bir dönüşüm dönemi ve bu tabii ki kariyerinizle ilgili çok önemli bir süreci de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, güneşiniz, yükselen burcunuz, ay burcunuz, yani bu derecelere yakınsa, o zaman bu etki artacaktır. Sizin için çok daha kadersel, önemli bir dolunay bu. İlişki evinizdeki Uranüs'ün de tesiri var. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili vereceğiniz hızlı kararlar, ilişkilerle ilgili olabilecek gelişmeler, değişimler, sürprizler de özellikle toplumdaki statünüzü, kariyerinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Geleceğinizi etkileyebilir. Yani bu bir evlilik olabilir, bir ayrılık olabilir, bir işbirliği ile ilgili bir karar olabilir. Dolayısıyla bunlar tabii ki mesleğiniz olur, kariyeriniz olur, işte yaşadığınız yer, hayat düzeniniz, toplumdaki statünüz, medeni durumunuz, bunlarla ilgili konularda önemli bir dönem. Daha önce yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilir, parlayabilirsiniz. Çünkü toplumda dikkat çekeceksiniz. Bu size bir ün, şöhret, başarı getirebilir bu dolunay. Başarı getirebilir. Yani bu dolunay hedeflerinize de ulaştırabilir sizi. Önemli bir dolunay. Etkilerini 20 Şubat'a kadar olan süreçte de aslında hissedeceğiz, görmeye devam edeceğiz. Bu ay 2023'ün keyifli ve verimli aylarından biri. Önemli aylarından biri. Sizin için çok önemli. Bir yandan da hızlı bir ay. Çünkü artık son 2-3 aydır o yaşadığımız retro, gerileyen gezegen tesirleri bitti. Bu ay gezegenler ileri. Hatta az rastlanır bir şekilde hiç retro gezegen yok. Bu da çok enteresan. Yani bu da ayın hızını arttırıyor. Ve bu ay düşüncelerimizi, planlarımızı daha rahat ortaya koyabiliriz. İlerleyebiliriz. Gezegeniniz Mars ay boyunca ikizler burcunda, enerjinizi özellikle parasal konularda, işte finansla ilgili olabilir, ödemeler olabilir, borç alacak konuları, banka işleri, kredi işleri ya da ikili ilişkiler alanında, yani finansal paylaşımlar alanında daha fazla harcayabilirsiniz. Ama yaşam enerjiniz güçlü, libidonuz güçlü. Bu ay özellikle ilişkilerde de çok tutkulu olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Geçtiğimiz aylarda özellikle Kasım ve Aralık'ta para konularında, hesap işlerinde sorunlar yaşadıysanız bunları gözden geçirebilir ve toparlayabilirsiniz. Fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Evet, harcamalar biraz artabilir. Bazen bunlar sağlıkla ilgili de olabilir. Ama gerekli kaynakları bulma konusunda da çok sayıda alternatifle karşılaşabileceğiniz bir aydasınız. Merkür ayın 11'inden sonra Kova burcuna geçecek ki bu örneğin aile, ev, yuva alanlarında kaynaklarınızı daha doğru kullanabileceğinizi işaret ediyor. Belki bir emlak, gayrimenkulün bir toprağın size ait ya da aileye ait kaynaklarını satmak, kiralamak gibi alanlarda gelir elde etmek veya süre gelen bu gelirlerinizdeki anlaşmalarınızı şöyle bir gözden geçirmek, yenilemek ve benzeri konularda da daha fazla enerjinizi burada harcayacaksınız. Merkür orada konuşmalar demek, karar vermek demek. İşte özellikle bunları aileyle ilgili konularda da yapabilirsiniz. Bir arada da bunları konuşabilir, tartışabilir, bazı kararlar verebilirsiniz. Ve ayın 20'sine kadar Venüs balık burcunda Neptün'le birleşiyor ki bu çok romantik. Ayın 14'ü, 15'i, 16'sı sevgili akrepler. Ve aşk evinizde güzel bir kavuşum var. Evet, sevgililer gününün en romantik çiftlerinden biri olabilirsiniz gerçekten. Partnerinizden çok romantik jestlerle de karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınız çok canlanıyor, çok güzel etkiler, yumuşak etkiler var. Sevgi, empati, anlayış burada çok önemli. Tabii ki kalbiniz boşsa aşık olma şansınız, hayatınıza birinin girmesi,
güzel romantik bir teklifle karşılaşmanız büyük olasılıkla bu ay mümkün. Çünkü ayın 20'sinde de Balık burcunda bir yeni ay var. Yani aşk evinizde bir yenilik var. Bir teklif, yeni bir karar, aşık olabilirsiniz. Yani veya bir süre gelen ilişkiniz var. Eşinizle, partnerinizle çok güzel kararlar verebilirsiniz. Bunlar mümkün. Aşk dışında burası aslında yaratıcılığınızı da besleyen bir alan olduğu için sanatçıysanız bu ay çok üretken olabilirsiniz sevgili akrepler. Tasarım gibi yani böyle kişisel yeteneklerinizi kullandığınız işlerde çalışıyorsanız yine yaratıcılığınızın çok üst seviyeye ulaştığı bir ay. Çok güzel üretken olabilir, başkalarının dikkatini çekebilirsiniz ve bundan tabii ki parasal kazançları, maddi gelirleri de olabilir sizin için. Bununla birlikte çocuk sahibi olmak isteyen akrepler, evet çocuk konularında hamilelik, doğum gibi buralarda da bu yeni ay size yeni pencereler açabilir. Yeni niyetlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınız varsa belki onun böyle sanatsal becerilerini keşfetmeniz, işte çocuğunuzun eğitimiyle ilgili bazı kararlar vermeniz mümkün. Hatta bu ay çocuğunuzla da şöyle daha fazla ilişki kurabilir, hani duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz. Aranızda böyle bir yakınlaşmanın olması da mümkün. Bir sorun varsa bunu çözebilirsiniz örneğin. Hani empati yaparak en azından duygusal anlamda bu empatiyi rahatlıkla kurabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili akrepler. Özellikle bir derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için tesirleri daha özel olacaktır. Daha önemli olacaktır. Bunu unutmayın. Evet, ayın 20'sinden sonra Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter Koç burcunda, büyük şans Jüpiter, küçük şans Venüs ve bu ikisi ayın son günlerinde bir araya geliyorlar. Önümüzdeki Mart'ın da ilk günlerinde bunları devam edecek bu etki. Dolayısıyla aslında yılın da genelde baktığımızda Venüs-Jüpiter kavuşumları şanslı olduğu için, kısmetli olduğu için bu güzel bir pozisyon. Bunu siz daha çok 6. evinizde hissedeceğiniz için, yani biraz bu günlük hayattır, işte çalışma koşullarınızda bir iyileşme bekleyebilirsiniz. Mesleki anlamda sizi geliştirebilecek fırsatlar, yeni bir iş, çalışma ya da kişisel gelişimle ilgili eğitim fırsatı da olabilir. Çalışma şartlarınızda mesela, ortamlarınızda örneğin işte bir eleman arıyorsanız bir yardımcı, ev ortamınızda da olabilir bu, birini bulma, çocuğunuza bir bakıcı da olabilir örneğin ya da hizmet alacağınız bir kişi, yani burada bir şans faktörü var, bu mümkün. Bu size sağlık anlamında iyileşmeler getirebilir. Hani bir sorununuzu çözmek için daha kısmetli, daha doğru kişilerle kurabileceğiniz irtibatlar, dolayısıyla sağlıkta bir iyileşme. Yaşam alanlarınızda, çalışma ortamlarınızda konforunuzu iyileştirmeye yönelik, yaşam kalitenizi arttırıp sizin veriminizi yükseltmeye yönelik de bazı yine fırsatlarla, iyileşmelerle, şanslarla karşılaşabilirsiniz. Hepinize güzel, keyifli bir ay diliyorum. Hoşça kalın.